Anneciğim, al hadi ilacını iç. Sağ ol kızım. Sen nereye böyle? Nuray yengemle şu davete gideceğiz. Ya böyle boş boş durmayayım dedim. Ay ben sizinle ne yapayım bilmiyorum. Yani misafirsiniz yahu siz. Misafir. Başımızın üstünde yeriniz var. Ha ille bir karşılığı olması mı gerekiyor? Tutturdu geleceğim yardım edeceğim diye te Allah. Yengeciğim ya bilmediğim iş değil ki. Hem yorulmam ben. Sen merak etme. Dikkatli ol kızım tamam mı? Kuzum. Sen sakın merak etme. Ben ona göz kulak olurum. Sen dinlen tamam mı? Bak Yaşar da gelecek birazdan. Aslım hadi yavrum. Paşam. Dördüncülük diye bir şey yok dedim. Var mı tarihte bilinen dördüncü? Ha? Hayır. Bütün planlarınızı gözden geçirin. En fazla 2 yıl içerisinde birincilik istiyorum dedim. Ya da herkes birer birer tazminatını alsın, vakfı terk etsin. Geçen hafta hukuk eğitimi veren özel üniversiteler arasında finansal düzenlilik açısından birinci seçildik. Kasamız tıkır tıkır işliyor. Örnek gösteriliyoruz. Müthiş. Sibel. Sen de çok güzelsin. Aynen. Sen gençleşmişsin, tatil yaramış. Öyle ama işte apar topar kesmek zorunda kaldık. Ah sen masmavi denizi bırak gel buraya çayıra çimene. Neyse siz keyfinize bakın. Tamam canım. Getirdim yengeciğim. Kuzum annen aradı geliyormuş. Niye geliyor ki? Ne güzel evde dinleniyordu işte. Aman söyledim işte. Gelme dedim, gerek yok dedim. Ama dinlemiyor ki. Tutturdu. İçime sinmiyor diyor. Ne yapalım artık? Haberin olsun geliyor yani. Al bakalım. Tamam tamam. Ah anne ya. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsun sen burada? Ya yengem bu işlerle uğraşıyor da ona yardım ediyorum. Ha, iyilikseverlik aileden geliyor yani. Kolay gelsin. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Aramızda kalsın. Kekin kalanını yedim. Karıma kızıma kırıntı bırakmadım. Afiyet bal şeker olsun hocam. Kolay gelsin. Görüşürüz. Tamam. Ya, iyi eğlenceler size ama bir şey ihtiyacınız olursa ben buradayım. Tamam canım. Kızım. Anneciğim. Ya niye geldin sen? İlk yat evde dinlen dedik yani. Ya ne yapayım içime sinmedi. Size yardıma geldim fena mı? Nerede hazırlanacağım ben onu göster. Gel benimle.